Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Bugün NBA haberlerini Kaan Kural'la değerlendireceğiz. Önce All-Star'la başlayalım. All-Star kadroları açıklandı. İlk 5'ler açıklandı. İlk 5'leri açıklandı. Curry ilk 5'te, Westbrook yok. Herkes bunu konuşuyor. Ne düşünüyorsun? Ya valla sonuçta NBA çok zamanda ve çok doğru müdahale yapmış yani. Çünkü aslında şimdi Westbrook, herkes Westbrook Curry'yi konuşuyor ama eğer bundan önce geleneksel olarak 70. yılına giriyor değil mi NBA? 70. yıl mı? 69. yıl mı? Neyse. Yani bunca yıldır yapılan uygulamanın aksine seyirci oylarıyla belirlenmedi. Sadece seyirci oylarıyla belirlenmedi ilk 5. Eğer sadece seyirci oylarıyla belirlenmiş olsa Zaza Pachulia olacaktı ilk 5'te. Evet. Yani Anthony Davis olmayacaktı, düşün yani. Neyse şimdi... Şunu söyleyeyim. Seyirci oylarıyla Zaza en çok oy alan ikinci oyuncu Batı'da. Batı forvetleri arasında. Evet, sonra şeyde zaten en sonlara düşüyor. 12'ye 10 şöyle, olarak düşüyor. Bu sene oylamayı değiştirdiler. %50'si seyirci oyu, %25 medya, %25 oyuncular kendileri oy veriyordu. Ki oyuncular kendi aralarındaki oyları da çok komik vermişler falan, sonra ortaya çıktı. Şimdi bu en azından Zaza'nın... Yani şimdi herkes... Abi herhangi bir seçimde bu O Ses Türkiye yarışması da olsa... Atıyorum bankanın giriş işe başlama sınavı da olsa bir takım tartışmalar olur. Tamam mı? Niye o seçildi? Bu hak etmiyor muydu falan. Abicim yani 100 All-Star şimdi yedekler seçildiği zaman da aynı şey olacak. Ya hani aralarındaki fark çok az olan oyuncular arasında değişik argümanlar geliştirebilirsin. Bazısının daha çok hak ettiği, bazısının daha az hak ettiği arasında. Ha şimdi Westbrook konusunda evet, Westbrook bu özellikle bu sezon için konuşuyoruz. Curry'den fazla hak etti mi? Hak etti. Fakat niye seçildi abi? Belli, halk oylaması yüzünden seçildi. Çünkü medyanın oyu da, diğer oyuncuların verdiği oylarda da Westbrook birinci oldu zaten. Ama o işin sadece %50'si. Diğer %50'sinde halk oylamasında Westbrook üçüncü olduğu için halk oylamasında birinci olan Stephen Curry oradaki %50'lik avantajı sayesinde öne geçti. Öne geçmedi daha doğrusu. Eşitliği yakaladı. Harden da eşitledi. Üçü de eşit olduğu için eşitlik durumda halk oylamasına bakılıyor. Halk oylamasına bakıldığı zaman da birinci, ikinci olan Curry'yi de şey seçildi. Yani ve ben her zaman söylüyorum abi, ben eski seçimin de çok sağlıklı olmadığını ama sonuçta insanlar, yani insanlar genel olarak oy verenler kimi izlemek istiyorsa izlesin kardeşim. Evet. Yani sorun yok diyordum. Ha Zaza'nın durumu çok ekstrem bir durum oluşturuyordu. Onun devre dışı kalmış. Ha Westbrook da yedeklerde zaten seçilecek. İlk 5 olmayı hak ediyor muydu Curry'den fazla? Evet ediyordu. Ama dünyanın en büyük haksızlığı da değil bu yani. Çok da abartmaya gerek yok. Ben açıkçası doğuda da batıda seçimleri gayet mantıklı buldum yani. Ben de evet Westbrook'u Curry'nin önüne koyuyordum. Hani geçtiğimiz hafta zaten vermiştik. Doğu'da son anda şeye karar vermiştim. Kyrie Irving yerine John Wall'un belki bir tık daha iyi olduğunu düşünüyordum. Abi bir kere DeMar hiç yoktu bizde, biz konuştuğumuzda. Ya DeMar yoktu ama DeMar da hak ediyor yani. Şimdi ben Kyle Lowry ile Kyrie Irving diyordum. Ama yani atıyorum Kyle Lowry yerine DeMar DeRozan seçilmişse bence benim hiç itirazım olmaz. Olabilir, mantıklı. Ben seçmezdim ama çok da mantıklı diyorum. Son anda Kyrie yerine John Wall'u böyle çeyrek tık öne koymuştum ama Kyrie Irving seçildi. Hiç şey değil yani, hani hakikaten rahatsız edici. Ama diğer taraftan Antetokounmpo, Butler gibi popülaritesi çok yüksek olmayan oyuncular. Mesela Dwayne Wade seçiliyordu abi az da. Eğer halk oynamasına bıraksalardı. Eğer bu sene uygulama değişmeseydi ilk 5'te Zaza Pachulia bir kere geçen seneki gibi olsaydı uygulama gene Westbrook olmayacaktı. Üstüne üstlük Zaza ile Dwayne Wade ilk 5 çıkacaktı abi. Sırf popülarite yüzünden ya da işte internet goy goy yüzünden. O yüzden ben gayet sağlıklı olduğunu düşünüyorum şahsen. Curry hakkında ben de aynısını söyleyecektim. İşte sonuçta bir efsane oyuyla girmedi. İşte Wade'e verilen ya da Kobe Bryant'e verilen, zaten öncesinde All-Star birkaç defa olmuş. O yüzden verilen bir oy da değil. Alışkanlık oyu da değil. Adam zaten iki kere MVP olmuş üst üste. Bu sene de kötü oynamıyor. Abi zaten, kötü oynadığını kimse söyleyemez. Abi şunu anlatmak öyle çok zor. Öyle bir sinirlenecek bir durum yok aslında ortada. Ya Westbrook tabii ki ilk 5 olmalıydı ama. Abi Curry 2015-2016 sezonunda NBA tarihinin gördüğü en görkemli 4-5 sezondan birini yaşadı. O yüzden de bu sene o seviyenin biraz altına kaldı ki çok normal kalmasın o seviyede zaten abi. Oyunu bozuyordu yani neredeyse. Hani ondan önce Curry düşüşte gibi. Abi Curry aslında 2014-2015'te MVP olduğu sezondan çok da kötü farklı oynamıyor yani. Evet. Üstüne üstlük takıma Durant geldikten sonra bir takım hücum rakamlarının düşmesinden doğal bir şey de olamaz. Hani Curry gayet iyi oynuyor abi. Hatta maç içinde Durant'i arıyor. Yani hakikaten adam delikanlı adammış. Sevdim. Diğer
İşte diyorsun herhalde Lowry'yi konuştuk, DeMar normal diyorsun ama çok ben normal ya. Karşılamadım onu ya. Niye be abi? Ya bence Kyle Lowry çok daha bariz bir şekilde takımın lideri. Bir de medya oyuyla girdi DeMar DeRozan. Yani ne şimdi onu kontrol edecektim. Bakayım. Abi şunu unutmayalım. DeMar DeRozan sezonun ilk bir ayı boyunca ortalığı birbirine kasıp kavuruyordu yani. Evet. Şey oyuncu ve medya şeylerinde de öndeymiş. Oyuncu hepsinde önde DeMar. Ama oyuncu ve medya niye veriyor DeMar'a Kyle Lowry'den önce? Orası bir saçma. Yo, çok değil be abi. DeMar'ın bir de oyun stili modern oyundan biraz nostaljik olduğu için daha böyle insanlara geçmişle bir bağ kuran ve hani herkesin yaptığından farklı bir şey yapıyor olması daha farklı ve özel gösteriyor bir taraftan. Artı takır takır da top oynuyor abi adam sonuç itibariyle. Yani aklını yemeyelim şimdi. Ha, ben de Kyle Lowry'yi daha değerli ve daha önemli görüyorum. Ama DeMar DeRozan eğer çıkıp doğru bir yani argümanı doğru koyarsan ya da şöyle söyleyeyim. Bana söylerse abi DeMar DeRozan'ı Kyle Lowry'den daha hak ettiğini savunman gerekiyorsa gayet de rahat bir şekilde savunurum yani. Hani hiç o konuda hiç sorun yaşamıyorum şahsen. Whiteside çok şikayetçi biliyorsun. All-Star oylaması, popülarite oylaması işte bazı şaklabanlar çıkıyor Twitter'dan oy istiyor. Saçma sapan oy tweetler atıyor ben öyle şey yapmam gibi açıklamalar yaptı. Sonra Embiid kendi üzerine alındı herhalde. Vote Whiteside diye bir tweet attı ve çok fazla retweet aldı. 16 bin retweet aldı. Ne diyorsun? Abi müthiş bu ya. İletişim hakkında. Yani Embiid'in işte abi böyle eğlenceli karakter olmak o kadar zor bir şeydir ki. Çünkü çok çabuk Dwight Howard olup ya da Shaquille O'Neal olup cıvıma çizgisini aşabilirsin. Abi Embiid o kadar doğal bir eğlenceli karakter ki çok genç olmasına ve hakikaten çok böyle aklı bir karışa yani çok eğlenceli bir karakter olmasına rağmen o çizgiyi çok rahat geçiyor. Çünkü çok doğal abi. Çok doğal bir eğlenceli hali var. Yani sosyal medya ortamında işte Chandler Parsons'a gidip şey sen bakire misin falan filan diye mesajlar atacak kadar bir naif vitesi var. Hani çok komik ama o kadar naif ve o kadar saçma ki yani. Yani şey değil, cıvık değil abi adam. İşte Rihanna'ya hayranlığını her yerde ifade edip onunla yemeğe çıkacağım falan. Hani doğası adamın eğlenceli. Şimdi Hasan Whiteside'da öyle bir tarafı yok. Olmuyor da bilir. Herkes öyle olmak zorunda değil. Ve işte Hasan Whiteside'a sorduklarında işte sen All-Star'da hiç adın geçmiyor falan diye. Ya bazı insanlar sosyal medyayı falan çok kullanıyor. Oradan da çok oy alıyorlar. Tamamen bir sosyal medya yarışı bu. Soytarı demedi orada. Yani orada onun şeyleri bir tabir var işte. Yani onun bir parçası olanlar çok oy alıyor. Ben sadece oyunumla varım falan filan dedi. Hani abi Embiid o kadar güzel bir erkek ki bu haberi alıntılayıp üzerine Hasan Whiteside NBA vote. Hani no bu da işin bir parçası abi. Sen de eğlenmene bak dedi yani. Hasan Whiteside'ı kötüleyen ya da şey diyen. Hatta bir miktar hak veren de bir durum yani. Babacığım sen de yap ne olacak ya? Eğlenmene bak falan filan havasında. Ama mesela çok acayip ya. Çok doğası eğlenceli karakterin. Güzel bir hareketti bence de. Sakatlıklar var birkaç tane. Rudy Gay sezonu kapattı. Takasta en çok ismi geçen oyunculardan biriydi. Kalmak istemediğini de söylemişti. Ne diyorsun? Ya kötü kere, oldu. Ya bir kere zaten o sakatlık şu anda bundan 4-5 sene önce diz bağları kopması hani ölüm fermanı gibiydi. Çünkü diz bağları kopan oyuncu bir daha iflah olmaz deniyor da tıptaki gelişmeler sonucunda diz bağlarının kopması %100 olmasa da yani %95 oranında falan oyuncuyu eski halinin hatta %100'üne yakın hani bazı oyuncular %100, bazı oyuncular %90-95 oranında geri gelebiliyor. O yüzden artık bir ölüm fermanı değil. Ama tabii çok dramatik başka rahatsızlıkları falan saymıyorum ama spor sakatlanmaları arasında bir tane ölüm fermanı var. Yani ölüm fermanı derken yani sporcu kariyerini zedeleyen hatta bitiren bir tane şey o da aşil kopması. Maalesef aşil koptu yani. Yani Kobe de döndü gördün ama yani hani dönebiliyorsun. Wesley Matthews da döndü sonuçta dönebiliyorsun. Ama hiç eskisi gibi olma ihtimalin çok düşük yani. Kaldı ki Rüdiger artık kariyerinin yavaş yavaş sonbaharına girmişken büyük talihsizlik. Şey vardı abi, Sacramento'da kalmak istemediğini istemiyordu zaten. Sezon sonunda serbest kalacaktı. Abi şimdi serbest kalmıyor. Bir sene opsiyonu var, oyuncu opsiyonu var. Kullanmak zorunda kalacak abi. Kimse vermez ki 15 milyon dolar bu haliyle ona. Evet. Pau Gasol de sakatlandı. Ben ciddi değildir herhalde dedim. Baktım sonra biraz ciddi bir şey var. Elini kırmış. Elini kırdı da abi şimdi el kırıkları konusunda
durumun çok netleşmesi lazım. Çünkü bir haftada iyileşin de var, 3 ay oyuncuyu oynatmayanı da var. Ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ameliyat olacakmış yalnız. Hı. Spurs de iyi gidiyor bu arada. Arada konuşuruz. Klasik Spurs abi. Bir şey, ne değişiyor ki? Orada değişen bir şey var mı? Şöyle bir değişen bir İş şey var. İş ahlakı, doğru basketbol, disiplin, görev paylaşımı falan her şey yerinde. Kawhi Leonard en çok üst üste 30 sayı atan oyuncu olmuş 80'lerden biri. Bir de Kawhi Aralık ayında biraz hafif yavaşlamış gibiydi. Şimdi Ocak ayı ile birlikte yani bu ay tekrar dehşet oynuyor. O biraz performansını yukarı çıkardı. Ama esas orada abi kilit oyuncu Tony Parker. Abi Tony Parker verimli olduğu zaman herkesin oyunu yükseliyor. O olmadığı zaman da çok durağanlaşıyorlar. Çünkü Tony Parker esas delici, yaratıcı konumunda orada. Ve Ginobili. Ginobili ile Parker yani iki tane veteran oyuncu. İşte o üç silahşörlerden Duncan bıraktı. Bunlar ikisi de iyice yaşlandı. Hele Ginobili çok yaşlandı ama hala esas yaratıcılık ve sistemin merkezinde onlar var yani. Parker ile Ginobili de çok az yan yana oynuyor zaten. Birbirini yani o görevi, yani asıl yaratıcı görevini paylaşıyorlar. Ginobili 3 senedir falan oyun kurucu oynuyor. Yani hani takip etmeyenler için söyleyeyim de. Chris Bosh Chicago Bulls'a gidebilirmiş. Chicago Bulls'a ilgileniyor sene sonunda almak için. Abi Bosh oynamasın basketbol. Hakikaten oynamasın. Gerek yok yani. Gerek yok bence de. Kendini ölüm... Bir de Chicago Bulls için de kötü bir şey bence. Aldın adamı getirdin. Aynı hastalık tekrarladı Allah korusun. Başına bir şey geldi yani. Sen tekrar oyuna sokuyorsun. Miami karar vermiş orada. Oynatmama abi, karar vermiş. Conrad McCree'den Jason Collier'a kadar bunun çok dramatik, çok can sıkan. Ha, spor hafızası olumsuz olayları çok çabuk silip atar. Yani unutmaya meyillidir insanlar. Ama ben unutmuyorum. Unutulmaz da. Bu ne Bulls için ne Chris Bosh için hiç iyi fikir değil. Bosh'un rahatsızlığı belli. Bosh'un rahatsızlığı bir kan anomalisi. Daha doğrusu Bosh rahatsız ve hasta değil. Onun o bir sendromdan muzdarip. Kanı bilinmez bir şekilde kendi kendine damarların içindeyken, vücudun içindeyken pıhtılaşabiliyor. O yüzden de bu pıhtılaşmayı engellemek için kan inceltici kullanıyor. Basketbol oynaması için kan inceltilerden vazgeçmesi lazım. Bunun sebebini tekrarlayıp tekrarlayıp hiçbir şey bilmiyorlar. Fakat bu ilk olduğunda biliyorsun, hatırlıyorsun, bu olayı anlattık. İlk olduğu sırada akciğerine gitmişti pıhtı. Ve hastanelik oldu yani nefes alamadı falan filan. Şey yaptılar işte tedavi oldu falan filan. 3 ay falan geçti. Kendine geldi. Kan değerleri normalleşti. Bir sürü müşahede altına tuttular. Doktorlar dedi ki yani çünkü bazı şeyleri hakikaten tıp bilemiyor. Yani vücudun bir reaksiyonu bu. Niye reaksiyon verdi? Nasıl reaksiyon verdi? Neye reaksiyon verdi? Dediler ki bu bir kere olabilir. Bir kerelik bir şey olmuştur. O zaman sendrom diyemeyiz. Ama tekrarlarsa bunu vücut yani bir kerelik çok istisnai bir durum olmuş ama tekrarlarsa bu vücudun bir reaksiyonu olduğunu anlarız. O zaman senin hayatın boyunca bu riski bir daha almamak için, kanın pıhtılaşma riskini almamak için. Çünkü biliyorsun o pıhtı kalbe gittiği anda ölürsün. Bitti. Beyne gittiği anda bitsel hayata bitti. Girersin. Aynen evet. Nereye gittiğini bilemezsin ki o pıhtının nereye sıkıştığını. Şimdi bir kere olduğu için hani talihsizlik deyip geçiyoruz ama bir daha tekrarlarsa bu demek ki senin vücudunda olan bir şey. Ve hayatın boyunca bunun önlemini alarak yaşıyor olmalı. Kan inceltici. Kan incelticiyle de koşamazsın yani spor yapamazsın. Ha, hayatını sürdürürsün. Biraz da bir şey olursun hani daha kolay yorulursun falan ama hayatını gayet rahat sürdürürsün. Ama spor yapamazsın. Abi spor yapmak için bundan vazgeçmen lazım. Şimdi abi bıraktı ne oldu? Bir sene geçti aradan tak bir pıhtı bacağına gitti bu sefer. Evet. Bacağına gitti. Doktorlar dedi ki abi yapma gitme falan. Şimdi abi muhtemelen 2 yıldır hiçbir şeyini göstermiyor. Yani bir buçuk yıldır hiç göstermiyor. Tamam abi bu da hani tesadüf olmuş diyemezsin abi. Tabii tabii. Yok, bu riske girilmez de. Yani. Sixers, Jrue Holiday'i sene sonunda tek almak istiyormuş. Pelicans da endişeli. Verdiler, Nance Noel'e dönüşen pick verdiler. Bir de aldıkları adamı geri kaybedecekler gene. Ne diyorsun? Bence iyi fikir Sixers adına, Sixers için. Sixers için çok iyi fikir ya. Sixers için yani Sixers'in garda ihtiyacı var zaten. Sorun şu ki abi Jrue Holiday'e ne kadar güveniyorsun? Çünkü Jrue Holiday... Bak abi bazı sakatlıklar, dedim ya tıp çok gelişti falan yani. Fakat bazı sakatlıklar var. Çok endişe verici abi. Abi aynı bölgeden, aynı şekilde 2'den fazla sakatlanıyorsan o kronikleşmiştir. Abi fibula kemiğini 4 kere çatlattı Jrue Holiday'i yani hani... Ha o riski alır mısın? Alabilirsin sonuçta. Jrue Holiday senin tanıdığın bir oyuncu. Son bir senedir de oynuyor yani. Hani bir şey de olmadı. Allah Allah ne oluyor? Jrue Holiday'e laf ettik. Bir şey olmadı. Jrue Holiday coştu. Neyse. Bu riski alabilirsin. Ama
fena fikir değil ya. Ama çok iyi bir fikir mi? O bir soru işareti. Bir de bu yaz sanırım guard çoklu olacakmış. Gerçi draft, bak bunu. Abi draft. Bu draft bir kere son yılların en zengin ve en potansiyelli draftı gözüküyor. Ve oyun kurucu kaynıyor abi. Daha doğrusu guard kaynıyor diyeyim. Çünkü oyun kurucunun tanımı değişti ya. Guard kaynıyor abi. Yani şöyle söyleyeyim, 3 tane süper yıldız potansiyelli guard var yani. Onlardan birini draft etmesi daha mantıklı olabilir o zaman. Risk almaktansa. Yani draft edip onu oynatmak. Ya da Jury ile beraber değiştirerek de oynayabilirler. Abi değiştirerek oynatırsın, artı fazla mal gözükür. Zaten draft hakkını alacaksın sen. Kaçın sıradan seçeceğini var ama Lonzo Ball var, Jason Smith var, Smith var. Markel Fultz var abi. Markel Fultz acayip yani. Tamam. Son olarak bu tabii ki artık kapanmış bu dönem. Bu takası olmayacak ama dedikodusu geçmiş. Dwight Howard Pelicans, yani Hawks Pelicans'ta takas konuşmuş Dwight Howard'ı almak için. Pelicans çok deli abi. Ya niye? Niye? Bunun bir açıklaması var mı? Niye Howard'ı istersin takımında? Niye istersin biliyor musun? Bu yaz Ömer Aşık ve Alexis Agensa'ya acayip kontratlar verdik. Fakat Anthony Davis'le yan yana böyle bir 5 numaranın oynamaması gerektiğini, Anthony Davis'in 5 oynaması gerektiğini çok hala geç anladık. Fakat kabul etmiyoruz. Bir de Dwight Howard'ı alacağız. Sonra Agensa, Ömer ve Dwight Howard'ı paket yapıp söylediğini 300 kuleler altında anıt açacağız falan mı diyor? Yani ne abi? Hani hakikaten Del Demps'i kovsunlar ya. Yani ne yapıyorsun Del Demps'i ya? Tamam. O zaman seyircilerimize de soralım. Dwight Howard'ı takımınızda ister misiniz diye. Ayrıca önümüzdeki draft'tan siz takip ediyorsanız hangi oyuncuları takip ediyorsunuz? Kimleri beğeniyorsunuz? Aşağıda yazabilirsiniz. Ben de bakayım. Çok takip etmedim bu sene. Onları inceleyeyim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.